أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine, ona tabi olan, izinden giden hepinize, hepimize olsun. Rabbim ayetleriyle birlikteliğimizi hayra vesile kılsın, bereketli kılsın inşallah. Okuduklarımızı anlayan, anladıklarımızı yaşayan, yaşadıklarını bir başkasına aktarma endişesine sahip olan Müslümanlar yapsın hepimizi inşallah. Maide suresinin 103. ayetini okuyoruz. 103. ayeti okuyup anlamak için bir önceki iki ayeti de yeniden mealen de olsa en azından hatırlayıp öyle geçelim. Şöyle demişti Rabbimiz 101 ve 102. ayet-i kerimelerde. Ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler. Açıklandığında sizin zorunuza gidecek şeyler sormayın. Bir şeyler soruyorsunuz. Bu sorunuzun üzerine size cevap verildiğinde ağırınıza gidecek, altından kalkamayacağınız yüklerin altına giriyorsunuz sorduğunuz sorular üzerine. Oysa Kur'an-ı Kerim inerken zaten amel noktasında, hidayet noktasında lazım olan ne varsa zaten size açıklanmaktadır. Eğer Kur'an indiği sırada bir takım şeyler açıklanmıyor, zihninizde olan şeylere cevap verilmiyorsa bu şu demektir. Afallahu anha, Allah bundan vazgeçmiştir. Allah bunları hüküm olarak indirmeyi murad etmemiştir. Siz Allah'ın hüküm olarak söylemeyi, indirmeyi murad etmediği bir konuyu açarak, üzerinize fazla yükümlülük yükleyerek konuyu genişletmeye çalışmayın, sündürmeyin. Allah gafur ve halimdir. Sizden önce de birçok toplum peygamberlerine bu tip sorular sormuştu da, bu tip isteklerde bulunmuştu da, o isteklerinin kendilerine bildirilmesinden, yükün onlara fazladan yüklenmesinden dolayı da sonra inkar ettiler ve kafir olup gittiler dedi Rabbimiz. Bu iki ayetin nüzul sebebi olarak zikredilen kimi olaylarla bağlantısından bahsetmiştim. Soru sormanın yasaklanmasıyla alakalı, doğrudan bununla alakalı bir ayet gibi okunmamalı. Ya değilse zaten vahyin indiği dönemde Müslümanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a zaten soru sorarak din öğreniyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de ashabın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarının sormaları üzerine kimi hükümleri zaten Rabbimiz Kur'an'ında indiriyordu. Yes'elûnek diyerek başlayan ayet-i kerimelerden bunu anlıyoruz. Sana şunu soruyorlar, de ki bu durum böyledir diye. Dolayısıyla burada doğrudan sadece ve sadece din öğrenme amaçlı bir soru sormanın yasaklanmasından çok mevcut dini hükümlerle alakalı, emir ve yasaklarla alakalı yeni şeylerin yüklenmesine neden olabilecek, sorumluluk alanlarımızı genişletmeye neden olabilecek, daha kavramsal olarak konuşursak eğer, helal ve haram sınırlarının Allah ve Resulü tarafından belirlenmesiyle yetinmeyip, onlara bir takım ilavelerde bulunmak suretiyle yeni helal ve haram sınırları belirlemeye çalışmanın yasaklanmasıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ki 103. ayet-i kerime zaten tam da buna dair bir örnek olarak gelir ve konu böylece devam edip gidiyor. Tekrar edelim. Allah'ın belirlemiş olduğu, peygamberin belirlemiş olduğu dini hükümlerin azımsanması, onunla yetinilmemesi, onun üzerine yeni haram ve helal sınırlarının ortaya konması çabasının
yasaklanmasından söz eden bir bölüm. Ayet 103. Şöyle der Rabbimiz: مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَص۪يلَةٍ وَلَا حَامٍ. Burada dört tane kelime kullanılıyor. Dört tane kelimeyi önce tercüme etmeden ifade etmeye çalışalım. Allah hiçbir zaman bahira, saibe, vasile ve ham şeklinde Allah'ın belirlemediği, insanların belirlemeye çalıştıkları, insanların kendi kafalarından bir kanunla ortaya koymaya çalıştıkları kimi dokunulmaz hayvanlar belirleme gibi bir hükmü yoktur Allah'ın. Bunu insanlar yapmışlardır. وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ. Ama küfredenler Allah'a iftirada bulunmuşlardır. Allah'ın haram demediğini, bunlar haram kabul etmek suretiyle Allah'a iftirada bulunmuşlardır. وَاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Ve bunların çoğu da akletmeyen insanlardır. Akletmediklerinden, akıl var ama akıllarını kullanmadıklarından dolayı Allah'ın demediklerini Allah dedi şeklinde takdim etmeye çalıştılar. Allah'ın yasak demediklerini bu yasaktır diyerek kendi kendilerine yasaklar oluşturmaya çalıştılar. Oysa Allah böyle bir yasak koymamıştı. İnsanlar kendi kafalarından bunu oluşturmaya çalıştılar. Burada geçen dört kavram, burada söylesem bile aklımızda kalmayacağına eminim, biliyorum. Buna rağmen sadece zihnimizdeki müphemlik, kapalılık gitsin diye söyleyeceğim. Ama sonuçta bunun ne anlama geldiğini de bir cümleyle özetlemeye çalışayım. Bahira kelimesi, bahira kelimesi özellikle beş defa doğuran ve beşincisinde de erkek yavru doğuran deve demektir. Dokunulmaz hayvan haline geliyor. Beş defa doğurdu, beşincisinde erkek doğurdu mu deve, bu deve dokunulmazdır. Kimse bu deveye dokunamaz. Saibe nedir? Saibe kelimesi adak devesidir. İnsanlar o dönem şartlarında, tarihsel şartlardan bahsediyorum. Bir insan başına bir hastalık geldi. Hastalıktan kurtulduğu takdirde şu deveyi adak devesi olarak salıveriyorum, dokunulmaz, Allah'a aittir diye kendi kendine adadıkları, adandıktan sonra da kimsenin dokunamayacağı, sadece Allah'a ait olan bir deve olarak toplumda gezinecek, kimse dokunmayacak. Saibe, bu da ayrı bir kural. Vasile kelimesi, normalde cahiliye anlayışında bir koyun eğer dişi doğurursa o kendilerinin, ama erkek doğurursa o da ilahlarının olurdu. Dişilik ilah mantığını tekrar hatırlamaya çalışalım. Bütün Lat, Menat, Uzza putlarının isimleri isim biçimi olarak, form olarak dişidir. Kelime olarak dişi bir, müennes bir kelime formundadır hepsi. Melekler Allah'ın kızları olarak nitelendirilir. Dişilere, yani tanrıça dediğimiz anlayışın temelleri ta o zamanda var. Tanrıça mantığı. Dolayısıyla dişi doğurursa bir koyun, o kendilerinin, ama erkek doğurursa ilahlarının olurdu. Eğer bu koyun bir batında, bir anda hem erkek hem dişi doğurursa, ikiz doğurursa, bir erkek biri dişi olursa, o kardeşini kurtardı diyerek erkeği ilahları adına kesmekten vazgeçerlerdi. Bir dişi doğurdu diye ilahlarına onu sunmaktan vazgeçerlerdi. Ve bu vasile kelimesi, vasile kelimesi, vasıl oldu, birleşti. Birleştirildi, dolayısıyla dişi erkek birlikte doğdu. Biri diğerini kurtardı, erkek dişiyi kurtardı mantığıyla dokunulmaz ilan ediyorlardı. Kural kim tarafından konmuş? Allah tarafından değil tabi. Son bir kelime, ham kelimesi de 10 tane nesli dölleyen erkek deve, 10 deveyi dölleyen, 10 nesli, 10 kuşağı dölleyen erkek deve. Böyle bir 10 dölleme yaptı mı bir erkek deve? Yasa, yani bunun mantığını aramayın. Yani cahiliye anlayışında, şirk anlayışında bunun mantığı aranmaz. Dolayısıyla böyle bir deve bu özelliğe sahip oldu mu, bu da dokunulmazdır.
ve bütün bu dört hayvan türüyle alakalı ortaya konulan yasak kapsamıyla ilgili Allah diyor ki مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ. Allah ne bahira diye bir kural koymuş, ne saibe diye bir kural koymuş, ne vasile diye bir kural koymuş, ne ham diye bir kural koymuş. Bu sadece kafirlerin, inkarcıların Allah adına düzdükleri, iftira olarak ortaya koydukları bir din anlayışıdır. Ve onların çoğu da akıllarını kullanmazlar. Tabii bizim yaşadığımız coğrafyada, hatta dünyanın belki hiçbir bölgesinde bugünkü şartlarda, bu 2012-2013'lü yıllarda böyle bir bahire, sahibe, vasile, ham diye bir yasak hayvan türü, böyle bir kapsam zaten yok. Peki bu ayet yani şimdi uçtu mu? Hiç işe yaramayan bir ayetten mi bahsediyoruz? Allah burada din adına, Allah adına kural koymaya kendisini yetkili gören bir mantığı ortaya koyuyor. Bunun altını çizelim. Allah adına, din adına kendini yetkili gören, haram ve helalleri ben de belirlerim mantığını ileri süren ve bundan dolayı da toplumu etkilemeye, topluma çeki düzen vermeye çalışan bir mantık eleştiriyor. Ve Allah da buna kendisine yapılan bir iftira olarak değerlendirir. Bunun Türkçesi şu değerli kardeşler. Yani bazı hayvan cinslerinin, bazı hayvan türlerinin batıl inançlarla işaretlenmesi ve insanların kullanımından alıkonulması, insanların bu işaretlenmiş, belirlenmiş hayvanları kullanmalarının yasaklanması Allah'ın emri değildir. Bu dört hayvanla alakalı anlayacağımız neticede konu bu. Tabii cahiliye döneminde, cahiliye mantığında helal sınırları daraltıp kendi kendilerine yasaklar belirleme sadece burayla sınırlı değil. Allah lütfederse okuyacağımız En'am suresinin mesela 137. ayetinden itibaren, 136. ayetinden itibaren yine cahiliye toplumunun çok farklı bir anlayışından bahsediyor. Yasak. Yasağın mantığına bakın şimdi. En'am 136. Hayvanlarından ve arazilerinden, tarlalarından diyorlardı ki bir kısmını هَذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَيْنَا. Şu bölüm tanrılarımızın, şu bölüm de Allah'ın. Yani ortakların, ilahların, kendi ilah diye ortaya koydukları putlarının bir kısmı, bir kısmı da Allah'a ait kılıyorlar. Hepten de insafsız değiller yani. Diyorlar ki arkasından وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا اِلَى اللّٰهِ. Ortaklarına, Allah'a ortak koştukları ilahlara tahsis ettikleri kısmı hiçbir zaman Allah'a yansıtmıyorlardı. وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُوا اِلَى شُرَكَائِهِمْ. Ama Allah'a ait kıldıkları, bu Allah'ındır dediklerine gelince onu da putlara, diğer ilahlara tahsis edebiliyorlardı. Allah diyor ki ne kötü hüküm veriyorlar. Araziyi taksim ettiğini düşünün. Hayvanları taksim ettiğini, şu Allah'ın, şu ilahların, ortakların. Ortaklara takdim ettikleri Allah'a ulaşmıyor. Allah'a hiçbir zaman yansıtılmıyor. Ama Allah'a tahsis ettiklerine gelince lazım olduğunda bu tarafa yansıyor. Nasrettin Hoca'ya mı atfedilen bir, hani mesela onun gibi adeta. Yani diyelim ki bir tarla Allah'a aitti, bu da putlara aitti. Yağmur yağmadı. Hangisi bereketsiz oldu? Putlarına ayırdıkları bereketsiz oldu, öyle mi? Allah'ınki bereketli olduysa buradan buraya aktarırlar. Tersi olduysa, yani putlarınki bereketli, Allah'a ayırdıkları bereketsiz olduğu zaman ne yapalım, Allah vermedi diyorlar. Mantık bu. Gülüyoruz. Gülüyoruz da Allah bu örneği cahiliye mantığıyla alakalı bir örnek olarak veriyor. Mesela biz namazlarımızdan ne kadar çalıyoruz değil mi? Din adına, dünya adına yani. Ama dünyadan mesela ne kadar Allah adına ilave edebiliyoruz? Yani ibadete tahsis etmemiz gereken zaman birimlerinden ne kadarını dünyaya, mesela şöyle
iş arası 5 dakikada kestirmeden bir namaz, sonra kaldığın yerden işe devam. Peki tersi oluyor mu hiç? Yani o işlerin şöyle bir tarafa bırakalım, şöyle adam akıllı bir ibadet yapalım. Mantık bu bakın. Din anlayışı. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyaya adadıklarını Allah'a tahsis etmeye gelince alabildiğine cimri, ama Allah'a tahsis edilmesi gereken zaman birimlerini dünya ve dünyevi endişelerle, düşüncelerle tahsis etme anlayışına gelince alabildiğine cömert, bonkör. Bu mantık eleştirilir. Sonra 137. ayet-i kerimede Anam suresinde bu kez yine bir hüküm. Mantığını aramıyoruz arkasından. Şirk denilen şey zaten böyledir. Allah yoksa başka her şey olabilir. Mesela diyor ki Rabbimiz müşriklere kendi çocuklarını öldürmeleri süslü gösterildi. Kendi çocuklarını öldürüyorlar ve bu züyyine, züyyineli kethirimden müşrikin diyor Allah. Müşriklerin çoğuna çocuklarını öldürmeleri süslü gösteriliyor. Ne demek bu? İbadet ya. Benim sizin namaz kılarken ki Allah'a kulluktan ne kadar mutlu olduğumuzu bir düşünün. Müşrikler de çocuklarını tanrılarına kurban ettikleri zaman o kadar mutlu oluyorlar. Mantığı yasayı böyle belirledi. Hüküm böyle belirledi. Onun için cahiliye mantığında bu tip hükümlerle alakalı Enam suresinde de epeyce bolca örnekleri var. Rabbimizin burada ifade etmeye çalıştığı şey bu. Helal sınırları zorlayıp daraltıp kendi kendilerine yasaklar belirlemeyi Allah kendisine yapılan en büyük iftira olarak değerlendiriyor. Dahası din üzerinden ticaret yapmak, dini bir geçim vasıtası olarak kullanmak ve bu amaçla da yeni hükümler ve yasaklar icat etmek yasaklanıyor burada. Maide 103. ayet. Din üzerinden ticaret yapmak. Din adına yeni yasaklar, yeni yasak kapsamları genişletmeye çalışmak Allah tarafından yasaklanıyor. Dünün problemi değil sadece. Mesela bir örnek vereyim sadece. Kimi bölgelerde mesela balıklar vardır, dokunulmaz. Dokunulmaz. Alamazsınız, çıkaramazsınız çünkü çarpılırsınız. Haram. Yani birçok bölgede var. Birçok bölgede var. Memleketinizde var, memleketimizde var, var da var. Nasıl oluyor peki bu? Kim dedi bu yasak? Böyle bir yasak mı var yani? Ama yani bir defa böyle bir kural koymuşlar. Kesinlikle olmaz. Kimi mesela türbelerin etrafındaki ağaçlara dokunulmaz. Falan zaman birisi dokundu, ertesi gün gitti. Bakın yasak kapsamını görüyor musunuz? Yani aynı şekilde oluşturulan ziyaret yerleri hangi, ne adına oluşturuluyor peki? Yani Allah'tan beklenmesi gereken şeylerin kendilerinden beklendiği ve neredeyse her ilçede birer ikişer tane oluşturulan ziyaret mahalleleri vardır. Allah'a ait olması gereken özellikler taşlardan bekleniyor ve taşlara veriliyor bu özellikler. Kim belirledi bunu? Allah mı belirledi? Haşa. Dokunulmazlıkların haddi hesabı yok bu yönüyle. Mesela dokunulmaz hayvanlardan bahsediyorsunuz da İslam'a göre biliyorsunuz kim, nerede, ne zaman hangi suçu işlerse işlesin suçludur ve cezasını görür. Hiç kimsenin işlediği suçtan dolayı suçsuz sayılmaz. Yani bu peygamberdir, bu sahabidir, bu falandır. Yok böyle bir şey. Ama beşeri sistemlerde biliyorsunuz herkes eşit değildir. Daha eşit olanlar mesela dokunulmaz. Onlar da dokunulmaz. Kim belirledi? Yani ben o dokunulmazlık zırhıyla her istediğimi yapabileceğim. Kim koydu bu kuralı? Bunu yapamazsınız. Allah'ın bir şeyi yapmayı birine yasak kılması durumunda o yasak kılınan şey herkese yasaktır. Şuna serbesttir de buna yasaktır diye bir kural ortaya çıkmaz. Dinle alakalı yine dinin serbest bıraktığı bir konuyu geleneksel, örfe dayalı bir takım anlayışlar tarafından da yasaklandığına dair bir örnek de vereyim. Mesela eşi ölen birisinin, ister kadın ister erkek olsun fark etmez, eşi ölen birisinin bu toplumda evliliği, yani biraz zaman itibariyle biraz erken evliliği eşittir birisinin fuhuş yapması gibidir. Yani
bir erkeğin evliliği ne tahammül edilmiyor, kadınınkini hiç tahammül edilmez. Allah iddet süresini bitirdikten sonra evlenin diyor kadına. İddet süresi nedir? Yani kocası vefat etmişse 4 ay 10 gündür. Hamile ise doğumunu yapar. Doğumunu yaptı diyelim, vefat ettikten sonra kocası bir kadın bir ay sonra doğum yaptı. Doğumsalık dönemini bitirdikten sonra bu kadının evlendiğini düşünün. Bu toplumdan afaroz edilir. Kim bu yasağı koydu? Atalar. Atalar dini tabii ki. Ya da bir erkek hanımı vefat etti. Adam yıllar boyunca çilesini de çekti. Hastaydı, yatalaktı. Bir yıl, iki yıl. Olmaz da iki ay, beş ay olsun. Fark etmez. Vefat etti. Vefat ettikten sonra münasip, uygun bir Müslüman bayanla evlendi bu adam. Suç mu? Bakın, gizli dost edinmesi bu topluma bu kadar eleştirilmiyor. Tenzih ederim sizi. Ama böyle bir evlilik o adamın, o kişinin toplumdan dışlanmasına yeter ve artar bile. Onun için yasakların konmasıyla alakalı Allah'ın söyledikleri, peygamberin söylediklerinin dışında hiç kimsenin bu noktada bir yetki kullanması, şu yasaktır, bu haramdır, bunu yapmak ayıptır, günahtır gibi bir ifadeyi ortaya koyması hakkı yoktur. Allah bunu eleştirir ve reddeder. Hatta bu tip yasaklar 14 asırlık İslam düşünce tarihi içerisinde zaman zaman bir takım sıkıntılara da neden olmuş. Nasıl bir sıkıntı? 3 asır önce, 8 asır önce, 10 asır önce birileri din adına bir şey ortaya koymuş ve 8 asır sonra hala onun yasak olduğunu Allah demedi, peygamber demedi, onun yasak olduğuna dair bir kıylukal, eskiler öyle derler, bir rivayet sadece dendi ve yasak olarak değerlendirmeye çalışıldı. Kim ne adına, ne hakla bu yasağı koyabilir ki? Onun için bu tip yasaklar zaman içerisinde nesilden nesile de geçer. Nesilden nesile geçtiği zaman da sonraki kuşaklar, önceki kuşakların bırakmış olduğu kimi böyle dinin belirlemediği yasakları yasak kabul ederler ve müthiş bir zırhın arkasına saklanarak şöyle derler. Yani bizden öncekiler bilmedi mi, biz mi bileceğiz? İşte tam bu noktada Rabbimiz 104. ayeti bize hatırlatır. Konular birbirle bağlantılı bakın. Allah böyle bir kural koymadıysa, böyle bir haram ve helal sınırı belirlemediyse, birileri kendi kendine bunu belirledi ve böylece kuşaktan kuşağa geçtiyse, yanlış anlama ve yanlış anlaşılma ve yanlış anlatmadan mütevellit bir yanlış yuvarlanıp gidiyorsa, arkasından bu insanlar hatırlatıldığı, uyarıldığı zaman şöyle diyecekler: وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ, gelin Allah'a, gelin peygambere denildiği zaman, قَالُوا, derler ki bu tip insanlar, kendilerinden önceki atalarının, belki de din adamlarının, tırnak içinde, belki de din adamlarının kendilerinden önce belirlemiş olduğu bu yasaklarla alakalı, gelin Allah'a soralım, gelin peygambere soralım teklifi karşısında derler ki hasbuna ma vecedna aleyhi abaena, biz atalarımızı ne üzerinde bulduysak o bize yeter. Evelev kana abahum la ya'lemun şey'en ve la yehtedun, peki ya ataları bir şey bilmiyorsa, ya ataları hidayette değilse, ya ataları doğru yolda değilse, buna rağmen de mi, yine de mi atalarının söylediklerini körü körüne kabul edecekler? Şimdi 104. ayet neden hemen peşinden böyle bir konuyu gündeme getirdi? Tekrar edeyim. 103. ayette Allah'a rağmen, peygambere rağmen kural belirlendiği zaman bu kurallar sadece kuralı belirleyenlerin yaşadığı çağla sınırlı kalmaz. Sonraki çağları etkiler. Sonraki çağlar etkilediği zaman da bunun olmadığını, bunun dini bir kavram, dini bir çerçevede olmadığını izah etmekte zorlanırsınız. Bazen izah edemezsiniz. Edemezsiniz. Çünkü karşınıza şu çıkar: ya bizde çok derin bir alim vardı, hiç de buna ses çıkarma, demek ki doğru. Yani ben mi biliyorum, o mu biliyor? Kendince çok haklı tabii ki. Ama Allah'a ve Resulüne çağrıldığı zaman hala kafasını kuma sokan, hala Allah ve Resulüne rağmen başkalarının hükümlerini hüküm olarak, bakın dinin içinden bahsediyorum, dinin dışındakilerden bahsetmiyorum,
başkalarının ortaya koydukları yasak, serbest ve yasak bölgeleri bu şekilde kabul eden nice insanlarımız vardır. Ya Allah söyledi burada, yetmiyor. Peygamber söyledi, zaten hiç yetmiyor. Kim söyledi diye? Ama birisi söylemiş de topluma bunu yerleştirmiş. Onun için bu dinle alakalı ortaya konan bu yaklaşımlar, bu anlayışlar her zaman Allah ve Resulü ile sağlamasının yapılması lazım. Tabii sıkıntılı dönemler sadece şimdiki dönemler değil Müslümanlar. Sahabenin yaşadığı, sahabe neslinin devam ettiği dönemlerde bile bu tip anlayışlar tek tük ortaya çıkmaya başlamış. Tabi'in, tabiinden birileri dinle alakalı İslami bir konuyu bir yerde konuşuyorlar. Birileri orada bir şey söylüyor. Tabiinden çok büyük bir zat bir şey söylüyor ki bana göre bu böyledir diyor. Biraz netleştirmek adına koşuyor Abdullah bin Ömer'e. Abdullah bin Ömer'e diyor ki ya bu konuda sen ne dersin? Abdullah bin Ömer diyor ki ben sevgilimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum bu konuyla alakalı. Hükmünü anlatır. Arkasından soruyu soran zat ama falan da böyle dedi diyor tabiinden. Abdullah bin Ömer'in şartelleri atıyor tabii. Ya ben sana diyorum diyor. Peygamber böyle diyor. Sen diyorsun ki falan böyle diyor. Yapı aynı bakın. Allah böyle dedi diyorsun. Falan da böyle demişti. Ya peygamber bak böyle dedi. Ya acaba o hadis uydurma olmasın? Bakın. Yani Efendi Hazretlerinin, ağabeyinin, falanın, feşmekanın söylediğini teyit etmek, doğrulamak adına gönül istiyor ki hadis uydurma olsun. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Dolayısıyla dinle alakalı böyle kuşaktan kuşağa geçen kimi hususları gerçekten ortadan kaldırmak zor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o zorlukların hangisiyle mücadele ettiğini şimdi biraz anladık mı? Bahire-i, sahibe-i, vasile-i hamı nasıl kaldırabilirdi ki? Ne kadar kaldırabilir, ne kadar başarılı olabilirdi ki? Bir çırpıda insanlar bunu kabullenmezler. Kabullenemezlerdi. Onun için geleneksel bir din anlayışının Kur'an ve sünnetin yerine konması şeklinde ortaya çıkan bu yansımayı, bu din algılama biçimini Kur'an tamamen reddeder ve bir tarafa atar. Onun için atalar dininin, atalar kültürünün din olarak algılanmasını Kur'an reddeder bu ayet-i kerimelerle. Allah dediyse, peygamber dediyse eyvallah, onun dışına hiç kimsenin yasak sınır belirleme hakkı yok. Serbest sınır belirleme hakkı elbette yoktur. Ayet 105. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Aleykum enfusekum. Siz kendinize bakın. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Eğer siz hidayette olursanız, hidayete sahip olursanız, sapanların sapıklığı, saptıranların sapıklığı size hiçbir zaman zarar vermez. İlallahi marci'ukum cemi'an, dönüşünüzün, hepinizin dönüşü Allah'adır. Feyunebbi'ukum bima kuntum te'melun ve Allah bütün yaptıklarınızı orada size haber verecektir. Şimdi bu ayeti cımbızla çekip bir köşeye koyduğunuz zaman tarihte de hep şöyle anlamışlar. Çevirime dikkat ettiyseniz eğer, oraya bir daha vurgu yapayım. Ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler, siz kendinize bakın. Sapanların sapıklığı size zarar vermez. Nasıl bir şey anlaşılır? Demek ki o zaman biz insanlarla ne ilgileniyoruz ki? Demek ki ben önce kendimden, hep kendimden, daima kendimden, sürekli kendimden soruluyor. İnsanlarla birlikte yaşamak diye bir kural, onlarla birlikte dini yaşamak ve yaşatmak diye bir kural zaten yok gibi bir sonuç çıkarılmış tarihten. Tabiin döneminde bile bu ayetten bu şekilde sonuç çıkararak keyiflerince yaşamaya çalışan kimileri var, olmuş. Ama ilk dönemlerden itibaren bu düzeltilmiş. Fakat Kur'an ayetlerini siz bir başka dile çevirdiğiniz zaman, tercüme ederken bazen asıl mesaj arada kaynayabiliyor. Kaynadığı yerlerden bir tanesi de bu bakın. Siz böyle çevirdiğiniz zaman ister istemez öyle anlaşılır. Siz kendinize bakın. Ne demek bu? Öncesi sonrası yok şimdi. Ayet sadece 105. Bir tane sure bir tane ayetten oluşuyor gibi düşünüyor insanlar.
Kendinize bakın. Demek ki ben kendime bakacağım. Başka bir işim yok. Peki bu ayetten önce 104. ayet neydi? Ondan önce 103. ayet neydi? Ondan önce 102, 101 neydi bunlar? Aynı surenin devamı bakın. Onun için bakın burada din olarak ortaya konan ve nesilden nesile yanlış bir din anlayışı şeklinde birbirlerine aktarılan bu dinle alakalı, sözüm ona dinle alakalı kurallar, bakın Allah diyor ki siz ey iman edenler kendinizi düzeltirseniz atalarınızın yapmış olduğu yanlış size zarar vermez. Bunu doğru anlamaya çalışalım lütfen. Atalarınızın bu anlamda yapmış olduğu yanlış, eğer siz doğruyu bulursanız size zarar vermez. Bunun anlamı budur. Özellikle bu ayet biraz bireysel takılmanın referansı olarak kullanılıyor. Yani ferdiyetçi bir mantığın referansı olarak, dayanağı olarak kullanılıyor bu 105. ayet-i kerime. Allah dedi kendinize bakın. Demek ki ben kendime bakacağım. Hayır. Bir önceki ayetle alakalı bir şeydir. Atalarınızın yapmış olduğu, din adına ortaya koydukları ve yanlış olan anlayışlar size zarar vermez. Siz düzeltin kendinizi. Siz hidayette olursanız öncekilerin yanlışları sizi bağlamaz. Allah öyle demiyor mu? Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Bunlar bir ümmetti. Geldiler ve geçtiler. Onların işledikleri onlara, sizin işledikleriniz sizedir. Dolayısıyla burada geçmişte yapılan yanlışların kıyamete kadar herkesi olduğu gibi etkileyeceği anlamındaki bir anlamanın, algının yanlış olduğunu ifade ediyor Rabbimiz. Bizden öncekiler bunu yaptıysa bedelini, vebalini ben mi çekeceğim? Hayır. Siz hidayette olursanız diyor Allah, siz hidayette olursanız geçmişte öncekiler, sonrakiler, yanı başınızdakiler, şunlar veya bunlar hiçbir zaman şöyle yaşıyorlar, böyle yaşıyorlar diye size zararları dokunacak değildir. Kaldı ki biz her gece okuyoruz yatsı namazlarından sonra veya yatarken la yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Herkesin kendi işlediği kendi lehinedir ya da kendi aleyhinedir. Ne yapıyorsanız iyilikler lehine, ne yapıyorsanız kötülükler kendi aleyhinedir. Benim yaptıklarım başkasına, başkasının yaptıkları bana yüklenmez ki. O anlamda herkesin günahı kendisinedir. Sizden öncekilerin günahı size zarar vermez. Yeter ki siz hidayette olun. Dolayısıyla atalar övünme ve yerinme nedeni değil diyor Rabbimiz burada. Atalarınızın iyi olması sizin övünme nedeniniz olmadığı gibi atalarınızın size kötü bir din anlayışı bırakmış olması da yerinme nedeni değil, herkesin kendi yaptığına bakılır. Yine bu 105. ayetle alakalı özellikle bir şey daha söyleyeyim. Bu ayette başkalarında bir hata görme ve eleştirme beklentisinde olan kimseler uyarılmaktadır. Hep gözü başkasında, İbn Abbas'ın ifadesiyle kendi gözündeki odunu görmezken başkalarının gözündeki saman çöpüyle uğraşan tiplerden bahsediliyor adeta. Kendi hatasını görmek yerine hep birilerini eleştiri üzerine bir konuşma kurgulanıyor. Burada eleştirilen de budur. Ve bu tip insanlar uyarılmaktadır. Kendilerinden başkalarına inanç ve davranışlarını araştırıp eleştirmek yerine kendi hareketlerine baksınlar diyor. Kendi uygulamalarına baksınlar. Kendi ahlaklarına baksınlar. Kendi amellerine dikkat etsinler. Yoksa burada kişinin yalnızca kendi kurtuluşunu düşünmesini ve başkalarına karışmamasını tavsiye eden bir ayet olarak okumayın lütfen. Hep böyle yanlış anlaşılan ve yanlış bir bağlamda değerlendirilen bir ayet olduğu için tekrar tekrar vurguluyorum bunu. Buna binaendir ki Hazreti Ebubekir, tabii ilk dönemlerde de buna dair böyle uygulamalar var, anlamalar var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu ayeti ferdiyetçi bir mantığın dayanağı olarak kullanan Müslümanların var olduğunu hissedince Müslümanları toplu ve onlara hitap ediyor. Diyor ki ey insanlar, siz bu ayeti okuyorsunuz fakat amacı dışına taşırıyor ve yanlış yerde kullanıyorsunuz. Bu ayeti yanlış yorumluyor ve yanlış yerde kullanıyorsunuz. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştim. İnsanlar bir kötülüğü görüp de
onu engellemezlerse Allah'ın onlara genel bir azap göndermesi yakındır. İnsanların bir kötülük gördüğü halde onu engellememeleri, ona seyirci kalmaları, teğet geçmeleri, görmezden gelmeleri, umursamaz bir tavır takınmaları durumunda Allah o toplumun geneline bir azap gönderir. Peygamberden bunu duydum diyor. Bu ayet kimseye karışmayın, siz kendinize bakın anlamında değerlendirmeyin, yanlış anlıyorsunuz diye Hazreti Ebubekir tarafından düzeltilmiş oluyor. Dolayısıyla bu ayetin üstelik bulunduğu bağlam itibariyle de, din anlayışı itibariyle de bir yanlışı düzeltme hedefini taşıdığını biliyoruz. Tekrar edeyim, sizden önceki atalarınızın size bırakmış olduğu din anlayışının yanlış olmasından dolayı Allah size hesap sormaz, onun hesabını onlara sorar. Ne şartla? Siz bunu düzelttiyseniz. Bunu düzelttiyseniz. Yani efendim ben bir kitapta şöyle okudum, ben ne yapayım? Ya okuduğun kitabın yanına bir tane hadis kitabı da koy, bakalım onun da sağlamasını yap. Allah ve Resulü ile birlikte değerlendir. Arkasından ya İmam Gazali mi yanlış yapmış? Yani sadece ukalalık yapmış olmayayım. Böyle geçmişin ulemaya eleştiri anlamda söylemiyorum. Yanlış mantığı değiştirme, düzeltme anlamda bunu söylüyorum. Yani İmam Gazali söyledi. E tamam da Allah Resulü de bunun böyle yanlış olduğunu söyledi. İmam Gazali'nin yanlış olduğunu niye söylemiyorsun? İmam Rabbani söyledi. Evet olabilir. Ya bakın biz sahabenin kendi arasında din söz konusu olduğu zaman nasıl da birbirlerini eleştirdiklerinin örneklerini biliyoruz. Hazreti Ebubekir bir görüş ortaya kor, Hazreti Ömer bu görüşü tersler. Hazreti Ömer bir görüş ortaya kor, Hazreti Ebubekir yok olmaz böyle bir şeyde ve sahaben genelde bu kanaatte var, evet. Yani yanlış olduğunu din adına ön yargısı, sırf Allah adına bir şeyin yanlış olduğunu söylemek neden olmasın? Dolayısıyla burada dinle alakalı bu yanlış algılama ile ilgili geçmişte bir yanlış geldiyse bu yanlış zincirleme devam etmemeli. Devam etmemeli. Yanlışsa o yanlış orada kesilmeli. Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi. Arkasından ama diye başlayan bütün cümleler böyle. Allah'ın ve peygamberin bir konuda görüş belirttiği bir konuda o görüşü belirleyen ayeti ve hadisi ortaya koyduktan sonra ama falan da böyle dedi diye başlayan bütün cümleler sonuçta dalalete götürür. Evet, sonuçta dalalete götürür. Bu cümle kimden çıkmışsa hiç fark etmez. Allah böyle dedi, peygamber de böyle söyledi ama yani falan da böyle söylemiş. Onda hiç hatırı yok mu? Yok. Din söz konusu olduğu zaman hepsi biter. Onun için birilerinin yapmış olduğu zararı, dine vermiş olduğu bu anlamdaki zararı yasak ve serbest belirleme hakkını kendinde bulma anlayışını aynen devam ettirdiğiniz takdirde vebal hepinizedir. Düzelttiğiniz zaman onun vebali bitmiştir, geçmiş geçmişe aittir, bugün bugüne aittir. 105. ayetin bize söyleyeceği en önemli şey işte budur. Ve sonuçta yarın Allah'ın huzuruna toplanacaksınız ve bütün yaptıklarınızı Allah size haber verecektir. Ayet 106-107. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bu özellikle şunu da belirteyim. Bu ayetlere başlarken 106 ve 107. ayetlerin Türkçe meallerdeki çevirisini tekrar tekrar kontrol ederek okumak zorundayız değerli kardeşlerim. Bunun sebebine gelince öteden beri bu iki ayetle alakalı kullanılan terimler, kelimeler, ifadeler çevrilirken çetrefilli bir çeviri ortaya çıkar. Bunu Türkçeleştirdiğiniz zaman bu biraz ikiye katlanır. Eğer bu noktada çok ciddi bir çaba, bir emek yoksa ortaya çıkan bu ayetlerle alakalı ortaya çıkan çeviri biraz daha fazla problemli olur. O yüzden 106 ve 107. ayetlerle alakalı serbest bir çeviriyle ayetin ne demeye çalıştığını aktarmaya çalışacağım sadece. Ama özellikle sizden istirham ediyorum. Bu ayetin, bu iki ayetin maliyle alakalı biraz ciddi bir mütalaa yapmamız gerekiyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Şehadetu beynikum izâ hadara hadakumul mevt hînel vasiyye ifnâni zevâ adlin minkum. İçinizden ölmek üzere olan
ölmek üzere olanlarınız eğer bir vasiyet yapacaksa, o vasiyet sırasında içinizden zeva adlin minkum, sizden olan, Müslüman olan iki tane adil şahit. Zalimin zıttı değil adil burada, dürüst yani. Yalan söyleme imkan ve ihtimali olmayan iki tane dürüst şahit bulundurun. Vasiyet yaparken. Ev ya da aharani min gayrikum in entum darabtum fil ardi fe asabetkum musibetul mevt. Ya da yolculuktaysanız, kendi memleketinizde değil de yabancı bir yerdeyseniz ve ölmek üzeresiniz, vasiyet yapacaksanız, o zaman bu durumda yapacağınız şey nedir? Sizin dışınızdan şahit olacak. Sizden, Müslümanlardan şahit bulamayacağınız bir durum söz konusuysa, o zaman Müslüman olmayan, kendilerince dürüst sayılabilecek başka iki kişiyi şahit bulundur. تَحْبِسُونَهَمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاتِ. Bu iki kişiyi, sizden olmayan bu iki kişiyi namazdan sonra tutarsınız, hapsedersiniz anlamda değil de tutarsınız onları. فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنْ اِرْتَبْتُمْ. Onların söylediklerinden şüphe ederseniz eğer, onlara Allah'a şöyle yemin ettirirsiniz: sizden olmayan iki şahit, vasiyete şahitlik yapılacak bir durumda şöyle yemin ettirirsiniz: لَا نَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا. Biz bu yemini hiçbir zaman bir pahaya değiştirmeyiz. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ. Velev ki bizim yakınımız lehine olsa bile. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ. Ve Allah'a olan şahitliğimizi hiçbir zaman gizlemeyiz. اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الْاَثِمِينَ. Eğer gizlersek o zaman günahkarlardan oluruz diye namazdan sonra bunları tutar, böyle şahitlik yaparsınız der Rabbimiz 106. ayette. Olay ne? Ölmek üzereyken bir Müslümanın vasiyet edebileceği iki pozisyon, iki durum söz konusu. Rabbim anlatmaya, anlamaya muvaffak kılsın hepimizi. İki pozisyon. Ya bir insan kendi ailesi arasında, kendi memleketinde vefat eder, ya gurbette, yabancı bir yerde vefat eder. Müslümanların olmadığı bir yerde vefat edebilir. İkisinden birisi. Birinci durumda Allah diyor ki adil iki tane şahidi vasiyetinizin şahidi olarak bulundurun. Yani ister yazılı ister sözlü iki tane de vasiyet için şahit bulundurun. Ama zeva adlin olması lazım. Yani adil. İkinci durum ne peki? Müslümanların bulunmadığı bir yerde vasiyet yapacaksınız. Hiç kimse yok. O zaman iki tane şahit bulundurun, dürüst. O hangi din mensubuysa, burada ehli kitap ile sınırlamaya çalışanlar var ama Yahudi, Hristiyan diye bir ayrım burada söz konusu değil. Gayrimüslim kim olursa olsun, gayrimüslimlerden iki tane şahit bulundurun. Vasiyet yapan bir insan için iki tane şahit bulunsun. Kişi vefat etti. Vefat ettikten sonra bunun vasiyetiyle alakalı, tabii vasiyetin problem olacağı durumlar için bu daha çok söz konusu. Yani vasiyete konu olan bir mal varlığının tartışmalı, münazalı, nizalı bir mal varlığının bulunması durumunda bu çok daha önem kazanıyor. Böyle bir durumda vefat ettikten sonra bu kişi, birinci durumda vefat ettiyse Müslüman iki şahidin şahitliğiyle mesele çözülür. Ya değilse gayrimüslim iki kişinin şahitliğiyle bu kişinin vasiyetinde ne vardı ne yoktu, o gayrimüslim olan o iki kişinin şahitliği bu mesele çözülür. Bu meseleyi çözerken Rabbimiz özellikle bir konuyu vurguluyor. Diyor ki namazdan sonra onu tutarsınız ve şöyle yemin ettirirsiniz. Vurguya dikkat buyurun. Namazdan sonra, salattan sonra, salat ne demek? Kur'an-ı Kerim'de salatın geçtiği her yerde bu namaz, bildiğimiz namaz anlamına gelmez. Hoş, yani bu kelimeden hareketle ikindi namazı özel bir namaz vakti olduğuna dair bilgiler, vurgular yapılıyor olsa da çok da tutarlı görünmüyor. Buradaki salat kelimesi genel anlamda ibadettir. Bir ibadetten sonra, bir ibadet sırasında bu iki kişinin şahitliği
için yemin ettirilir. Namazdan sonra. Ve yemin ettirirken de kutsal değerler üzerine yemin eder. Ben bu yemini hiçbir dünya karşılığı satmam. Eğer yalan söylersem, Allah adına şehadeti gizlersem, o zaman zalimlerden oluruz, günahkarlardan oluruz diye yemin ettirirler. Zaman ve mekan kavramları yemine farklı şey katabiliyor bakınız. Yani hani bazen bizde de geleneksel bir anlayış var ya, yok Kabe'de yemin edeceksin falan gibisinden. Bu karşılığı olmayan bir şey değil, onu da söyleyeyim. Yani kutsal bir mekanda, bir ibadet sırasında, bir ibadetin hemen akabinde, sonrasında yemin etmenin onun dışındaki zamanlarda yemin etmekten farkı var elbette. Onun için burada namazdan sonra, ibadetten sonra, Hristiyan ise, Yahudi ise kendi ayinlerinden sonra, Budist ise, başka bir şey ise kendi din anlayışının gereği olan ve ibadet anlayışının, Tanrı anlayışının, daha serbest konuşayım, Tanrı anlayışının zirvede olduğu bir zaman dilimi içerisinde onların kendi kutsal değerlerine yemin ettirilmesinden Allah bahsediyor. Müslümanların şahit olarak bulunmadığı bir ortamda böyle bir şehadet öngörülür Rabbimiz tarafından. Bunun örnekleri de yaşanmış mı? Yani bu ayetin gereği olarak, bu ayetin nasıl uygulanacağına dair örnek olay var mı? Var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde böyle bir örnek de var. Üç kişi Şam'a yolculuk yapıyorlar. İsimlerinin söylenmesinin çok anlamı var mı bilmem ama Temim, Adi ve Büdeyl adındaki üç kişi. Büdeyl sadece Müslüman, diğer iki kişi Hristiyan. Şam'a yolculuğa çıkıyorlar. Müslüman olan şahıs, diğer iki Hristiyanla birlikte, Müslüman olan bu şahıs Şam diyarında, Müslümanların bulunmadığı bir ortamda vefat edeceğini anladı. Artık hastalandı, ağır hastalandı. Bir vasiyet yaptı. Vasiyetini yaptı ama bu vasiyeti yazılı olarak yazdı da eşyaların arasına koydu. O iki tane yol arkadaşına, Hristiyan arkadaşına dedi ki, sözlü olarak sadece, dedi ki bu eşyalarımı ben ölürsem eğer, bu eşyalarımı akrabalarıma, yakınlarıma siz teslim edersiniz. Eşyalarını öyle koydu ve eşyaların arasında kimsenin görmediği, bilmediği bir şekilde kağıdı da iliştirmişti. Bu iki arkadaş, tabi Büdeyl daha sonra vefat etti, Müslüman şahıs vefat etti. Bu iki Hristiyan bu arkadaşların vasiyetini yerine getirmek adına eşyalarını sahibine, akrabalarına teslim ettiler. Fakat eşyalar içerisinde göz koydukları değerli bir cisim, bir madde, bir tas var. Altın mücevherattan bir tas. Onu çıkardılar. Onu çıkardılar ve geri kalan eşyaları sahibine teslim ettiler. Teslim ederken de böyle bir şey çıkardıklarını bildirmediler. Nasıl olsa kimse yok ya. Sonra akrabalar eşyalarını karıştırırken vasiyetini çıkardı. Vasiyetini okudular ki bu vasiyetin içerisinde bu Müslüman şahıs bütün eşyaların isimlerini tek tek kalem kalem yazmış. O kalemler içerisinde bir de tas var. Sahipleri dediler ya Resulallah, aleyhissalatü vesselama durumu arz ettiler. Ya Resulallah, vasiyette böyle bir tas var fakat tas yok yükte. Çağırdı bu iki kişi, yükü getirenleri, iki Hristiyanı. Getirdi onları, dedi bu tas nerede, bilgimiz yok dediler, yalan söylediler. Ve mesele çözümsüz oldu. Henüz bu ayetler yok, mesele çözümsüz. Sonra bu tas bir başka yerde, Allahu Alem Mekke'de, birinden ortaya çıktı. Görüldü, fark edildi, nereden aldınız? O iki ismi söylediler. Çalan o Hristiyan iki ismi söylediler. Bu iki ismi tekrar aleyhissalatü vesselam çağırdı. Bunlar bu kez yemin ettiler. Yok vallahi biz böyle bir şey yapmadık. Sonuçta bir Allah inancı var Hristiyan da olunca. Yine çözümsüz kaldı. Ayet-i kerime 107. 108. ayet-i kerimeler bu işi netleştirdi. Bunlara yemin ettirirsiniz. Hani yemin ettiği zaman illa da doğru yemin etmeyebilir. Yanlış yaparsa ne yaparsınız? İşte 108. ayet-i kerimede o söylenecek. Sonuçta yalan ortaya çıkarsa bu insanların şahitliği bir daha kabul edilmez. Kimse bunların şahitliğine itibar edilmez. Artı bir de kıyamet günde Allah'ın da bir azabı var diye bu hatırlatıldı. Sonra bu bir şekilde çözüldü tabii. Bunların aldığı netleşti.
Bu iki arkadaştan birisi bunu itiraf etti bazı rivayetlere göre. Hatta bazı rivayetlere göre Hristiyan olan birisi daha sonra Müslüman oldu. Vicdanen rahatsız olduğu için bunu itiraf etti. İtiraf üzerine bu deşifre oldu, ortaya çıktı da. Bu tip meselelerde, bu konularda Rabbimiz bir çözüm biçimi olarak bunları anlattı bize. Olmaz demeyin, hiç yaşanmaz demeyin. Bugün yoksa yarın yaşanabilir. Burada yoksa başka bir yerde yaşanabilir. Hayatın içerisinde olan olaylardan bir tanesidir. Rabbimiz bu konuyu anlattıysa, insanın olduğu bir yerde, malın önem kazandığı bir dünyada bu tip sahtekarlıkların, bu tip aşırmaların haddi hesabı da olmayabilecektir. Bunun çözüm biçimi budur, yeminledir. Müslümansa Allah adına yemin eder, bağlayıcıdır, bitti. Başka bir din mensubuysa yine ibadet sırasında ya da ayin sırasında ya da inancın doruk noktaya çıktığı, duygusallığın biraz daha böyle insanı etkilediği bir zaman diliminde, bir mekanda yemine çağrılır, davet edilir. Yemin ederse bu mesele çözülür. Etmese zaten başka şekilde çözülmüş olur. Bazen aleyhissalatü vesselama da bu tip Müslümanların kendi aralarında bile, bazen de münafıklarla olan davalar Hazreti Peygamber'e intikal ettiğinde, diyelim ki Müslümanın elinde delil yoksa, yani kanıt yoksa, bunu göstergesi olan, ispat edecek bir materyal yoksa, öbürüne der ki yemin et. O yemin ederse Müslümanın aleyhine, diğerinin lehine karar verebiliyor aleyhissalatü vesselam. Yani münafık adam, sonuçta o da Müslüman gibi görünüyor. Ve Müslümanlar bazen çileden çıkıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? E ben bilmem diyor. Yani dünya sadece bundan ibaret değil, ya da ceza sadece buradan ibaret değil. Ahiretteki cezayı da Allah ön plana çıkararak, aleyhissalatü vesselam hatırlatarak, bu işi ancak çözebilir. Ben bilmem ki diyor. Yani ya ispat edersin ya da biri yemin ederse mesele biter. Onun için bu surede ta baştan itibaren sözleşmelerin yerine getirilmesi, verilen ahitlerin tutulması, hatta birkaç ayet önceydi yemin kefaretiyle alakalı bir çözüm biçimi sunulmuştu. Yemin öyle sıradan bir ifade değil. Hatta bütün sistemlerde bile bu var değil mi? Bugün mesela bizim hukukta bile, Türkiye Cumhuriyeti hukukunda bile aynı şey var değil mi? Mesela yeminli mali müşavir, yeminli tercüman, noter, eğer imzalamışsa mesele bitmiştir. Herkes ona güvenmek zorundadır. Ya o yalan söyleme imkanına sahip değil mi? Yani beşer değil mi? Beşerdir ama yalan söylemez üzerine kuruluyor değil mi? Yalan söylemez. O da yalan söylerse, tuz kokarsa olacak neyse olur işte. Tuz kokarsa. Bu budur, anlatabiliyor muyum? Yani yemin bir şey ifade ediyor. Onun için Allah bu 106. ayet-i kerimede vasiyet konusunda Müslümanların şahit getirmelerini, bu vasiyeti yapan kişi vefat ettikten sonra arkasından bıraktığı malla alakalı problemler ortaya çıktığı zaman şahitlerin şehadetine başvurulmasını öngörür ve bunlara yemin ettirilir gerektiğinde. Yemin ettikten sonra da mesele o şekilde çözülmek zorunda kalınır. Budur. Rabbimizin burada ifade etmeye çalıştığı bu. Burada bir not daha düşmemiz lazım. Şahitlerin adil olmasından, ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ diye bir şart ileri sürüldü. Adil olmasından bahsedildi. Dürüst şahit. Ne demek bu? Hatta burada günah, âthimin, isim, daha sonra gelecek yine, günah işlemiş olan kişinin şehadeti kabul edilmiyor. Kur'an'dan bunun bir örneğini söyleyeyim sadece. Mesela Nur suresinde bir kadına, ya da karşılığı Kur'an'da yok ama zımnen, işareten var, ya da bir iffetli erkeğe, ya da bir iffetli kadına birisi zina iddiasında bulunursa ve bunu 4 şahitle de ispat edemezse, bu kişi 80 sopayla cezalandırılır. Sadece bu kadar mı? Nur suresinin 4 ve 5. ayetlerini okuyun. Böyle bir insan 4 şahit getiremedi. Sadece kendisi bizatihi. Bakın, ahlaken doğru olsa bile hukuken suçludur ya. Ahlaken doğru olabilir. Hakikaten bir kişi görmüş olabilir bu kadın ya da bu erkeğin zina yaptığını. Bir kişi o görmüş olabilir. Ama 4 tane şahitle bunu dile getirmediğinden dolayı, tek başına bunu ifade ettiğinden dolayı 80 sopaya müstahak olur hukuken. Ve diyor ki Rabbimiz, bunların şehadetini ebeden kabul etmeyin. Ebediyen bunların şahitliğini kabul etmeyin. Ne diye? Birisine bu isnatta bulundu, 4 şahit getirmedi diye ve cezalandırdı. 80 sopa yetmiyor, bir de ömür boyu hiçbir zaman bu adamın şehadetine güvenilmeyecek diye ilan edilmesi lazım.
Bu ne demektir biliyor musunuz? Hani İslam'da da sabıka kaydı var ha, bu anlamda. Sabıka kaydıdır bu. Sabıkasında böyle bir isnat yapmış. Bu adam yalancıdır. Hiçbir konuda şahitlik yapamaz. Ne alışverişte, ne nikahta, ne boşanmada, ne başka yerde. Bunun Türkçesi şudur. Bu adam toplumda yalnızdır. Toplum içerisinde adam yerine konmayacak bir yapı artık bunun için söz konusudur. Şahitlik öyle sıradan bir iş değil ki. Bizde öyle değil değil mi? Mesela nikah kıyılırken ya iki kişi gelsin ya. Şuradan iki kişi gelsin. Kim bunlar ya? Kim bunlar? Ya büyük günah işliyorsa, büyük günah işliyorsa bu insanların şahitliği yapılmaz ki. Şahit yapılmaz bunlar. Adil olması, dürüst olması gerekiyor şahitlikte. Yoksa sıradan iki gözü var, iki kulağı da var, kafası da çalışıyor. Deli de değil, bu şahit olabilir. Yok böyle bir mantık. Hatta eski fıkıh kaynaklarında şahitlikle alakalı o kadar hassas örnekler verilmiş ki, doğrudur anlamına söylemiyorum. Tırnak için az önceki söylediklerimle çelişmeyeyim. Sadece işin hassasiyetiyle alakalı söylüyorum. Mesela birisinin ayakta yemek yediğini görüyorsa orada onunla şahitlik olmaz diyor. Mesela yani. Yani İçtihattır. Kur'an ve sünnete dayanı bir şey değildir. Tekrar ediyorum. Yani bu din olarak söylenen bir şey değildir. Bu hassasiyetle alakalı. O hassasiyet düzeyini ifade etmek için bu örneği söylüyorum. Yani öyle diyelim ki adam tarikus salattır. Hiç namaz kılmayan birisidir. Bundan şahit mi olur? Adam kumarıcının tekidir. Bundan şahit mi olur? Adam ahlaksızın tekidir. İffetsizin tekidir. Bundan şahit mi olur? Olmaz tabii ki. Yani dolayısıyla zeva adlin ifadesine dikkat çekiyor. Rabbimiz adil olmaları gerekiyor. Bu 106. ayet-i kerimeden sonra 107. ayet-i kerime konuyu tamamlayan bir ifade. فَاِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اِثْمًا Eğer bu iki kişinin günah işledikleri gerçek olarak ortaya çıktıysa, bu iki tane şahidin yalan söylediği, gerçeği beyan etmediği ortaya çıkarsa, فَاَخَرَانِ يَقُومَانِ Nasıl ortaya çıkar yani? Bir takım göstergelerle, az önce verdiğim örnekteki gibi. Yani itiraf üzerine ya da başka nedenle ortaya çıktı diyelim ki, bunların yalancı şahitlik yaptığı ortaya çıktıysa eğer, o zaman فَاَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهَمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ Hak sahipleri, o mağdur edilen kişiler, vasiyetin konusu olan, malla ilgisi olan, ilişkisi olan ve mağdur edilmek üzere olan bu kesimden iki kişi yemine çağrılır bu kez. Bu kadar detay veriyor Rabbimiz. Yani iki tane şahit vardı ve bunlar yalan söylediler. Bunların yalan söylediği ortaya çıktı. Ne kaldı peki? Ortada bir şey kalmadı. Bu kez Rabbimiz diyor ki, hak sahibi olarak mağdur edilen kişilerden var ya, onlardan iki kişi kalkar ve bu vasiyetin doğru olduğuna biz ya da bu malın bize ait olduğuna biz şahitlik yapıyoruz diye onlara yemin ettirilir. Ve onlar da bu yemini yaparken لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا Bizim şahitliğimiz bu yalan söyleyen iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur diye yemin ederler. وَمَا اَتَدَيْنَا Ve biz haddi de aşmayız. اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Ya da ise zalimlerden oluruz diye yemin ettirilir. Kime? Mağdur edilen bu hak sahiplerine. Yemin ettirildikten sonra meseleyi çözersiniz diyor Rabbimiz. Zalike bu ayet 108. Zalike bu şekildeki yeminleşmenin nedeni nedir? İki amacı vardır. Bir, edna en ye'tu bi şehadeti ala vecihha. Şahitliği nasıl yapmak gerekiyorsa bunun gerçekleşmesini sağlamak içindir bu. Şahitlik öyle basit ve sıradan bir iş değil. Şahitlik nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılsın diye Allah böyle şahitlikle alakalı kural koymuştur. İkincisi, اَوْ يَخَافُ اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ Ya da bu toplumda yalan söylediği ortaya çıkan bu şahısların bir daha şahitliklerine başvurulmayacağı korkusunu yaşasın, bu ortaya çıksın diye bu şahitliği yaptırın diyor. İş olsun diye bir şahitlik, İş olsun diye bir yemin olmaz. Tekrar edeyim. Bu insanlar yalan söyledi ortaya çıkarsa bir daha toplumda adam yerine konmasınlar. Görüşlerine, şahitliklerine, yeminlerine başvurulmasın diye böylesine sıkı bir şehadet kuralı Rabbimiz koyduğunu ifade ediyor. Fakat bütün bunlarla birlikte mesele çözülür mü? وَاتَّقُ اللّٰهِ Takva olması lazım. Allah'tan sakınması lazım. وَاسْمَعُوا Ve dinleyin.
İşitin Allah'ın sözlerini. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir toplumu hiçbir zaman hidayete erdirmeyecektir der Rabbimiz. Şahitlikle alakalı böyle bir konu üzerinde o kadar Rabbimiz ayrıntılı bir şekilde duruyor. Vasiyetle ilgili Bakara suresinde de Rabbimiz şöyle ifade eder. İçinizden mal sahibi olanlar, varlık sahibi olanlar vasiyet etsinler der. 180. ayet-i kerimede kutibe aleykum izâ hadara hadakumul mevt in teraka hayran. Eğer bir hayır, yani bir mal, bir meta bırakma ihtimali, imkanı varsa birilerinizin, arkasında da bu problem olacaksa özellikle vasiyet yapmanız size farz kılındı. O vasiyet anne babaya olabilir, akrabaya olabilir, maruf şekilde olabilir. Arkasından diyor ki Rabbimiz, kim işittiğinden sonra, o vasiyeti işittikten sonra vasiyetin içeriğini değiştirirse, kendi kafasına göre vasiyetle oynarsa, onun günahı ona aittir. Kim vasiyetle oynarsa, vasiyetin içeriğini değiştirirse, onu değiştirenedir günahı. Fakat arkasından 183. ayet, 2. ayet kerime der ki Rabbimiz فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْاِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. Vasiyet gayrimeşru yapılmışsa, vasiyet iş yerine getirildiği zaman bir günaha neden olacaksa, vasiyet zalime destek için yapılmışsa, olur ya bazen, farkında olmadan sonra ortaya çıkabilir. Vasiyet edilmesi sebebiyle İslam düşmanlarının destek bulması neden olacaksa, olur ya hani, bilmeden böyle bir vasiyet yapmış olabilir. O zaman da bunu düzeltmekte bir günah yoktur der. Yani babam böyle vasiyet etmiş, mecburen vereceğim. Yok böyle bir kural. Yapmış olduğu vasiyetin meşru olması ve meşru bir yere harcanması durumunda tabi olunur ve bağlayıcı olur. Değilse bunu değiştirmekte bir vebal yoktur der. Onun için Müslümanlar vasiyetlerini bu anlamda aklı başında yapmalılar, gerekirse şahit yapmalılar, gerekirse yazıya dökmeliler ama tabii sonrasında meydana gelecek bir takım ihtilafların, çelişkilerin bertaraf edilmesine katkı sağlayacak türden vasiyetler.